İyi akşamlar. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz. Gerçi evde değiliz maalesef. Binada bir arada değiliz ama işte böyle Paris ile İstanbul arasında çok önemli bir kitaba buluşmak üzere bizim kitap sohbeti serimizde çevrim içi de olsa bir aradayız. Çok da mutluyuz, çok heyecanlıyız. Hem ben hem Kıraathane'deki bütün ekip arkadaşlarım çok özel bir kitabı konuşacağımız, hatta kutlayacağımız için bu akşam özel olarak heyecanlıyız. Şöyle hemen gösteriyorum hiçbir şey söylemeden. Kitabın adı Sarkis, Başlangıçta İstanbul, 19.380, 20.200. İmzalar, Cemileri, Norgung. Cemileri, kitabın metnini yazan kişi. Norgung imzası, kitabın editoryal kurgusundan sorumlu olan Norgung ekibi adına atılmış Ayşe Orhun Gültekin, Alpagut Gültekin. Kitabın tasarımını yapan, bu metni, bu kurguyu bu şekilde bize hazırlayan Bülent Ertmen. Kitabın yayıncısı Dirimart Sanat Galerisi, İstanbul'daki Dirimart'tan Ceren Erdem de bizimle birlikte bugün. Tabii bu arada matbaasına da bir selam göndermek istiyorum. Matbaası baskısı. Çünkü olağanüstü bir kitap ve olağanüstü titiz basılması gereken bir kitap olduğunu elinize aldığınız anda anlıyorsunuz. Ama tabii bütün bu kitabın vesilesi, nedeni, gerekçesi, adı, konusu veya nesnesi diyemeyeceğim. Aslında öznesi Sarkis. Ve Sarkis de bugün bizle beraber Paris'ten katılıyor. Sağ olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle. Ve hakikaten yayından hemen önce söyledim ama şimdi de söylemek istiyorum. Hepinize çok çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Çok özel bir kitap. Beni bir okur olarak ve Sarkis'in yapıtını izlemeye çalışan bir izleyici olarak çok eğitti. Yepyeni bir dünyaya soktu. Sarkis'i ne kadar eksik anladığımı bana anlattı. Ne kadar farklı anlayabileceğimi düşündürttü. Ve gerçekten Cem İler'in yazdığı olağanüstü metin, bu kurgu içinde, bütün bu sergilerden, Sarkis'in işlerinden bu imajlarla bütünleşince, görmediğim, bilmediğim bir kısmını sergilerde gördüğüm, evet bir kısmını yerinde gördüğüm, bir kısmının belki imajlarını gördüğüm ama bir kısmını da hiç görmediğim işlerle birleşince, olağanüstü bir Sarkis evrenine beni davet etti. İçinden çıkamadım. Hakikaten satır satır okudum. Ve yeni okumalara, yeni araştırmalara da yol açan bir kitap. Onun için tekrar hepinize teşekkür ederim. İngilizce'de bu Afrika dillerinden geçmiş bir deyiş var. It takes a village derler. Yani bir köy gerekir. Bir çocuğun yetişmesi için bir aile yetmez, bir köy gerekir. Aslında kitaplar da siz çok iyi biliyorsunuz hepiniz biraz öyledir. Her kitap biraz öyledir. Ama bu kitap hakikaten bir köy, bir kasaba, hani büyük büyük bir ekip gerektirdiğini hissettiriyor. Belki o kadar büyük değil ama çok güçlü bir ekip ve bildiğim, tanıdığım kadarıyla da çok güçlü dostluğu olan, geçmişi olan, birlikte çalışma deneyimi olan bir ekipsiniz sizler. Şimdi bu sadece ortak üretim değil, bir ortak fikir süreci olduğunu da biliyorum. Bir ortak doğum, doğurma süreci olduğunu da biliyorum. Ve bu süreci metniyle, kitabın kurgusuyla ve o kurgu sayesinde de, tasarım sayesinde de kitaba şimdi hakim olan topografyayla hepsini konuşmak istiyorum. Ama önce izninizle metinden başlamak arzusundayım. Ve tabii hakikaten o kadar zengin, o kadar referanslı, o kadar dallı budaklı, o kadar yerlere gidip gelen bir metin ki Cem İler'in metni. Sarkis'i bir İstanbullu olarak, İstanbul'la ilişkisi çerçevesinde, İstanbul'daki başlangıcı ve aslında başlangıçlarıyla anlatırken demin de dediğim gibi kendisi bir dünya kuruyor. Ve bu dünyayı bütünüyle konuşmak bu programda tek bir buluşmada hiç de olanaklı değil. Hatta yani diyordum bu kitap üzerine seminerler bile düzenlenebilir. Ama şöyle bir şey yaptım ben. Kitabı okurken notlar almışım. Şöyle küçük bir defterim var. Bugün işte yayından önce sizlerle söyleşiye hazırlanırken
Notlarıma bakayım dedim. 50 sayfa not tutmuşum. Kendime notlar bunlar. Küçük alıntılar, altını çizdiğim yerler. Bazı işte araştır diye küçük böyle yıldızlarla aldığım notlar. Sonra o notların hepsini okudum. Ve o notları okurken bazı kelimeleri bir araya getirdim. O kelimelerden bir kelime bulutu oluşturdum. Bunlar daha ziyade, şöyle okumaya çalışacağım ama tabii ekrana tam gelince de... daha ziyade benim okumam ama tabii Cem'in okuması, Cem'in Sarkis'e bakışı, Sarkis'i tanımlayan, Sarkis'i birlikte düşündüğü isimler, yerler, arada bazı cümleler, cümlecikler diye özetlenebilir. İzninizle ben bunu okuyayım, sizler de görüyorsunuz zaten. Zebat, saat, tampınar, zaman, su, ışık, çığlık, munk, çağırmak. Bende terk etme düşüncesi yoktur. Mesafe. Orada olmak, orada olmamak. Başlangıçta. Çoklu başlangıçlar. Tarihlerden önce, tarihlerden sonra. Çaylak sokak, Nabokov, Zabun apartmanı, mütekabiliyet. Sonsuz bir etkileşim alanı. İşlerin hafızası. Walter Benjamin. Trickshots. Joseph Beuys. Zaman diziminin imkansızlığı. Anakronizm. Tersine dejavü. Avize, hikaye anlatıcısı, bellek, bellek sanatçısı, kimlik diyalektikçisi, Parajanov, Sinan, Louis Kahn, Sinan Louis Kahn, parmak izi, el izi, parmak basmak, adımlamak, karışlamak, plan, ölçek, insani ölçek, bir yapıttan bir yapıta seyahat, Gesamtkunstwerk ya da sanatların birliği, Multum in Parvo ya da azdaki çokluk, İçtenlik, sakinlik, simbiyozis, birleştirmek, buluşturmak, ışığın sesi, renklerin hızı, gökkuşağı, gönül dinleme tecrübesi, ayağı yerden kesmek, hafiflik, tüy, kaydetmek, Beatrice Sarlo, rekonstrüksiyon kavramına şiddetle karşıyım, light shots ya da acı ganimeti, Shoah, Lulu, Alban Berg, gelin, hesaplaşmak, Shostakovich'in 15. kuarteti, İcra, yavaşlık, oda müziği, pilav ve tartışma yeri, ikonalar. 12 Krikşas Igor Stravinsky'nin bahar ayiniyle dans ediyor. Sevim Burak, Yanık Saraylar, Tarkovski, Reha Erdem, John Cage, Partisyon, Grünewald, Isenheim Sunak Panosu, Sarı Gri, Uzun Süre Bakmak, Paolo Uccello, San Romano Savaşı, Aliye Berger, Block Boys, Morton Feldman, Halılar, Sakat Simetri, Respiro, Nefes Almak, Cortazar, Borges, Bilge Karasu, Rezerv Aksesibl ya da buradaki anlamıyla Gezilebilir Depolar sergisi. Victor Hugo, Spolia, Roland Barthes, Punctum, Vermeer, Cezanne, Proust, İlhan Berk, Abdülhak Şinasi Hisar, Aet, Ermenice'de Felaket, Yeni Ahit, İz, Eksiliş, Kayıp, Dil, Dikiş, Dikmek. Babam tamamen sustu. Tabii bu sana geliyor. Acılardan pırlanta yapmak, kandan anlam yaratmak, Sebat Apartmanı, Hrant Dink. Evet, ben okurken bile heyecanlanıyorum. Sadece kelimelerin üzerinden geçmek ve kelimeleri kitaptaki anlamıyla hatırlamak bile biraz böyle hakikaten kalbimi çarptırdığını söylemem lazım. Şimdi izin verirseniz Sarkis'le başlayalım. Sarkis size bu kitapla ilgili düşüncenizi soracağım ama belki en son sorulması gereken soruyu ilk başta yöneltmeye karar verdim. Cemilerinin sizle ilgisi yeni değil. Önceki çalışmalarından, kitaplarından da biliyorum. Ama tam da hikayesini bilmediğim şeyi bu kitapta öğrendim. Bundan sanıyorum 12-13 yıl kadar önce, 2007-2008 yıllarında Cem Paris'te EHS'e gidiyor ve bir tez yazmak üzere. O ünlü sosyal bilimler yüksek okulunda sizin üzerinize bir tez yazmaya başlıyor. Başlığını şuradan okuyacağım. Okunaksız Dünyanın Yazısı, Sarkis'in yapıtında icra, mekansallık ve anlatısallık. Ve anladığım kadarıyla o tezi ya da o tezin bir bölümünü, bazı bölümlerini size gönderiyor. Size fikrinizi soruyor. Siz ona 14 Ağustos 2008'de bir mektup yazmışsınız. Ve şöyle diyorsunuz, kitaptan okuyorum 14. sayfadan. Metni okudum. Metninde esas ve esaslar var. İnanıyorum ki bu ve de diğer esasların içine daldıkça daha da özgür bir tavrın olacak.
benim yaşıyor olmama mesafe alman gerektiğini hissettim. Şimdi size sormak istiyorum. 13 yıl sonra baktığınızda 2020'de hatta 2021'de şimdi tabii artık baktığınızda artık bir tez olmanın tamamen dışına çıkmış, o tezi çok çok aşmış, nefes alan, sizi birçok aktörle, birçok işle, birçok yapıtla, birçok yerle ilişkilendirerek anlatan bu kitaba baktığınızda o mesafeyi buldunuz mu? Mesafenin sizin için önemli bir kavram olduğunu biliyorum kendi işlerinizde de. Cem'in kitaba mesafesi anlamında, size ve konusuna mesafesi anlamında. Esaslara yeterince girmiş mi? Yeterince özgür olabilmiş mi Cem? Çok acayip bir şey söylemekle başlayacağım. Cem'le karşılıklı daha ben bir saat konuşmuş değilim. Bu mesafeyi biz daha baştan beri saklıyoruz. Mesela bu kitabın yazısını yazarken Cem'le bir tek kere bile telefon konuşması yapmadık. Hep mesafeli durduk aslında. Çünkü bizi birbirimize bağlayan yaşayan bir yapı vardı. Bu ya yani bunlar Ayşegül ve Alpagut'tu. Yani aslında dikişi onlar attılar. Ve biz Cem'le suskunduk demeyeceğim. Onun daldığını hissettim. Daldığını hissettim. Yani bu yapıtlarımın içinde daldığını hissettim. Yazıları bazen bana geliyordu. Cem'e hiçbir şey yöneltmiyordum. Yani şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Fakat bir takım söylemek istediklerimi Alpagut'a yahut Ayşegül'e iletiyordum. Onlar Cem'le ilişkide oluyorlardı bu bakımdan. Yani aslında çok çok enteresan bir mesafe kuruldu Cem'le benim aramda. Tabii şunu hemen söylemek lazım. Sizin de söylemenizi isterdim. Bu kitap yani ikinci kısım tamamen Türkiye'de, daha çok İstanbul diyeyim çünkü Türkiye'de İzmir'de ufak bir şey yaptım, Ankara'da birkaç sergi yaptım fakat bütün esası İstanbul'da. Yani bütün Türkiye'deki yaptığım işlerin tümü üzerine gidildi fakat Cem bunu bir takım zamanlarda noktalar gibi aldı. Yani ve çoğu zaman da unuttu bunu. Yani şu bakımdan söylüyorum. Çünkü Cem'in çok çok geniş bir kültürü olduğu için bana yaklaşması benim aynı zamanda Türkiye'nin dışında yaptığım işlere de gidip Türkiye'deki işlerime yaklaştı. Bu bakımdan kitabın ilk arzusu, ki benden geliyor bu arzu, ben 10-12 sene önce hep Türkiye'deki yaptığım işlerle, güzel, çirkin, başıma gelenlerle bir kitap olmasını istiyordum. Ve bu, yani 1999 yılına kadar bekledi bu. Yani Cem'in ortaya çıkışına kadar bekledi bu. Bu da Cem'in çok çok geniş kavramlı. Yani asırlar önceye gidip bugüne gelmesi, bu benle bir konuşma şekliydi bu zaten. Yani nerelere gidildi? Yani kalkıp size okuduğunuz şeylerde yani yok Benjamin, yani şey Grunewald, yani bunlar, ondan sonra gelip Sevin Burak'a geliyorsun.
Aliye Berger'e geliyorsun, Sinan'a geliyorsun, Rüykan'a gidiyorsun. Bu Cem'in yazısı ben şelali olarak görüyordum. Şelali olarak görüyordum. Ve sadece Türkiye'de akan bir şelale değil, bütün yani dünyanın suyunu taşıyan bir şelale gibi görüyordum. Ve ben de konuşmak istemedim Cem'le. O da benimle konuşmak istemedi. Yani burada bir hiç alışılmamış bir şey var. Umumiyetle bir kitap yazılırken acaba doğru mu gidiyorum, acaba doğru mu söylüyorum, acaba şu doğru mudur, şu doğru değil mi? Yani kalkıp neredeyse Cem benden kopup, yani kişiliğimden bundan kopup bütün işlerimin içinde yüzmeye başladı. Ve o suyu da kalkıp ya bir dünya suyuna aktardı. Şimdi bu çalışmaya başladı. Bunun çalışmanın yani hissettiğim yani o kalp vuruşlarını Norgunlar yaptılar. Yani burada kalkıp Norgunların şimdi ufak bir parantez içinde alacağım bunu. Benim konuşma tarzım. Kimler girdi bu çalışma, yani aramızdaki ilişkileri kurmaya? Evvela ilk tanıdığım kişi bu gruptan, ilk tanıdığım kişi Bülent'ti. Yani onunla çok büyük bir geçmişimiz var. Yani bu 80'lerin sonuna, 90'larının başına ve o zamandan beri yani başımıza epey şey geldi. Çok güzel şeyler de geldi. Oradan başladı dostluğumuz ve halen devam ediyor. Şimdi bu kitap meselesi ortaya çıktığı zaman Bülent'i hemen devreye sokulmasını ben arzu etmedim. Yani kalkıp çünkü ben Bülent'in nasıl mesafeli çalıştığını yani karakterini bildiğim için yani ona bu suyun sıcaklığı yani su kaynadıktan sonra o kaynar haliyle ona gitmesi gerekiyordu. Yani burada bir dostluk da fıkırdamaya başladı. Albagut ve Ayşe ile onlarla maceram 2000 yıllarının başlarında 2002 mi 2003 mi onlar daha iyi bilirler. Orada başladı ve dünya kadar iş gördük beraber. Şimdi Cem bu tezini yapmak için Paris'e geldiği zaman bile vallahi rastlantı olarak bir 5 dakika falan görüştük yani. Aslında ben mesafenin kurulacağını hissettiğim için kalkıp bir mesafe yarattım diyeceğim ben. Bu kitapta bu kokmuyor. Yani bunlar sanki hep beraber çalışmış bir havası veriyor. Tam ki, da öyle. Öyle değil. Öyle değil. Yani ben ilk başta bu arzumu yani 10 yıldan beri taşıdığım arzumu dile getirdiğim zaman bunu en iyi kapan, ilk kapan demiyorum, en iyi kapan Norgunlar oldular. Yani bunu Cem'le konuşmuş değiliz, Bülent'le de konuşmuş değiliz. Onlar kaptılar ve onlar o kozayı örmeye başladılar. Ve bu kitapta bu hissedilir. Mesela Ayşe hep bu kozanın içinde sessizce yaşayan bir karakteri var. Yani konuşan, bağıran, hızlı hareket ettiğini göstermeden hareket eden, yani herkes bir kişiliğini içinde sessizce çalıştı diyeceğim. Bir noktaya kadar yazı
bitti denildi. Kısım kısım bana gelmeye başladı. Ve o ikinci kısmının çalışmalarını Ayşe Alpagut'la yaptı. Ve kitap ikiye bölündü. İki kavram diyor. Yani aslına bakarsanız birinci kısımda büyük bir heyecan var. Yani orada bir dil var. Yani orada Cem'den bahsediyorum tabii. Orada bir dil var. İkinci kısım bence çizgisel bir durum var. Çizgisel bir durum var. Yani benim için çizgisel durumlar umumiyetle çok sıkıntıdır. Hiç sevmem çizgisel durumları. Çünkü 1, 2, 3, 4 giderken ben de 13 o başlangıç kavramı sürekli gelir. Yani dünden 3000 yıla öncesine zıplayabilirim. Öyle yaşamışım. Yani ve o ikisi arasındaki o bölüntü diyeceğim, bunun bazen bir takım kelimeler kullanacağım, kusura bakmayın. Bunun canına edecek bir adam lazımdı. Yani kalkıp birinci kısım bir adamın birisi üzerine çıldırması diyeceğim ben buna. Çıldırması diyeceğim. Tabii inanılmaz bir kültür de çıldırıyor bu adam. Yani kalkıp yani neredeyse Beckett'in tersi gibi diyeceğim. Yani burada büyük hareketler var. Büyük görüntülerin daveti var. Şimdi bunu bu iki şeyi birbirine bağlaştıracak, yani kafa kafaya vurduracak bir adam lazım. Bu adam bizim Bülent yani. Yani böyle bir adamın da olması lazım. Şimdi her şeyi takım olarak Bülent aldı bunu. Onun çalışma tarzını epey bilirim. Bir takım şartlarda nasıl çalıştığını olacağı bilirim. Bir takım sunuşlar geldi. Ben Bülent'e söyleyebilirim. Mesela ya Bülent benim uykum kaçtı diyebilirim. Bilmiyorum başkaları söyleyebilir mi bunu. Uykum kaçtı. Mesela kapakta uykum kaçtı. Bir takım yerlerde uykum kaçtı. Bir ara biz baş başa kaldık. Yani takımdan uzaklı baş başa kaldık. Çünkü yani ikimiz de bir bela bir tarafı var. Ve baş başa kaldık. Ve bir ara saati birbirimizi yemeye başladık. Yani ama bir şey doğduğunu hissediyordum ben. Yani kapak birden şaheser doğdu. Yani aslında o kadar detay var ki kalkıp bunların içinde ve içindeki o küçük fotoğraflar, bilmem neler falan onlar nefes almaya başladı. Ben fazla uzatmayayım. Kitap inanılmaz bir yani sevgiyle doğdu diyeceğim. Sevgiyle ve dövüşerek doğdu gibi anladım ben biraz. bu kitapta ihtiras var Yasemin. Bu ihtiras evet. Var. Bir de kalkıp böyle bir kitabı, yani ben kaç paraya çıktığını bilmiyorum. Yani herkes krizden bilmem ne falan bahsediyor ki doğrudur. Ama bütün bu takım, yani bu kitabın Ceren nesi oluyor? Bu takım kelimeyi unutuyorum. Yani yayıncısı. Nesi? Yayıncısı. Yayıncısı. Yani bir kere aramızda herkes bu kadar paraya çıkıyor bilmem ne. Katiyen aramızda böyle bir konuşma olmadı. Bilmiyorum dilim artık doldu mu, bilmiyorum kalkıp Bülent doldu mu. Yani bu kurum
bu adam diyeceğim aslında yani şey, Hazer yani bu. Böyle bir kitabın çıkmasına şey oldu yani, ön ayak oldu. Yani bir kapital bu, çünkü istediğimiz zaman konuşabiliriz yani, Cem yazabilir, maket yapılabilir. Fakat bunu tabii geçirmek için bir para lazım. Yani hep bir sessiz bir evlilik oldu. Sessiz bir evlilik oldu. Bence böyle bir kitap yapılmış değil. Evet. Yani evet. Şimdiye kadar ne bileyim 50 tane 100 tane kataloğum var. Sıkar. Şimdi mesela Flammarion üzerine bir kitap yapmak istiyor. 4,5 senedir kalkıp bununla uğraşıyoruz. Belki 100 kere ben bu kitabı istemiyorum dedim. Şimdi devreye başka birisi geldi kalkıp. Bu da doğacak. Çünkü bir çarpıcı olan, bu kadar herkesin ağladığı bir zamanda, herkesin bir kapalılık yaşadığı bir zamanda, herkesin, yani çoğu kişinin nasıl biz kendimizi ifade edeceğiz'nin zorluğu zamanda böyle bir kitap çıkıyor. Böyle bir şelale kitap çıkıyor. Bu sorularınıza açığım. Pardon, ben sözünüzü kesmiştim. Bu şelale kelimesi dikkatimi çekti. Çok da uygun hakikaten kitaba. Ben de notlar alırken Menderes'lenmek kelimesini yazmışım. Yani bu bir nehir ama böyle kollara ayrılarak, sürekli Menderes'lenerek o kollara başka yerlere ayrılıyor ve sonra sizin de dediğiniz gibi bir suda buluşuyor. Sürekli gelgitler var metnin kendisinde. Ama size çok teşekkür ederim. Aslında benim yapmam gereken ilk sunuşu bir anlamda siz yapmış oldunuz. Hem kitabın bütün emek verenleriyle hem de esas anlamıyla ilgili olarak. Başlangıçta İstanbul adı boşuna değil. Başlangıçta tabii Sarkis'i tanıyan, Sarkis'in yapıtlarını, sergilerini bilenler için yabancı bir kullanım değil, yabancı bir kelime değil. O başlangıçta kelimesini kullanmayı çok seviyor. Fakat başlangıçta İstanbul olmasının anlamı hem Sarkis'i İstanbul'da ilişkilendiren, İstanbullu Sarkis'i bize anlatan, hem de az önce kendisinin de söylediği gibi metinden sonra gelen kitabın son bölümündeki sergiler, sergilenmemiş işler, bugün İstanbul'da Arter'in koleksiyonunda olan İstanbul ikonaları, filmler, kitaplar diye çok geniş ve o zaman işte kronolojik akan son bölümde bir koleksiyon var, bir katalog demeye dilim varmıyor ama bir akış var ve o tabii tamamen Sarkis'in dediği gibi Türkiye'deki işler, İstanbul ağırlıklı olarak buradaki işler. Yani şehirle öyle bir bütünleşmesi de var kitabın. Şimdi diğer aktörlerine kitabın geçeceğim ama geçmeden önce başlıkla ilgili de belki bir şey söylemekte yarar var. 19.380, 20.200 tarihleri yine Sarkis'i bilenler için, onun sıfır ekleme alışkanlığını bilenler için sürpriz değil. Ama 19.380 tabii Sarkis'in doğum tarihinin ileriye taşınmış, geleceğe taşınmış bir ifadesi. 20.200'de işte kitabın yayınlandığı yılın ve kitaba da aslında bir anlamda vesile olan ya da kitaba son noktayı koyan belki diyeyim. Gerçi nokta yok kitabın sonunda, o da yanlış ama kitabın işte kapağındaki bu iki görüntünün de alındığı Dream Art sergisinin tarihi. Ama şimdi işte artık 20.210 olacaktı eğer bu yıl yapılsaydı kitap. Sarkis'in bıraktığı yerden ben bir Norgunk'a geçmek, Norgunk'lara geçmek, Ayşe ve Alpabut Gültekin'i dinlemek istiyorum. Şimdi sizin kitapta imzanız var. Bu çok alışık olmadığımız bir şey. Doğrudan yazar olmayan bir ismin, katkı verenin yazar gibi imza atması ama içinde editoryal kurguyu yaptığınız anlatılıyor. Hem aslında biraz editoryal kurgu nedir? Bunu da anlatarak ilerlemek isterim ama tabii Sarkis'in de anlattığından şunu çok iyi görüyoruz ki siz zaten kitabın doğumunda, daha metin ortada yokken
vardınız? Yani bu ortak üretim, ortak fikir. Biraz bunu anlatır mısınız? Sarkis bu fikirle Bülent'e ve sizlere geldiğinde ne düşündünüz? Nasıl ilerlemeye karar verdiniz? Aslında Sarkis'le hep konuştuğumuz, ara ara kulağımıza çalınan, Sarkis'in ara ara değindiği bir konuydu bu. Ama bence 2017 yılında Sarıpunktum sergisini yaparken biz bu fikri bir şekilde hatırladık. Bu Sarkis'in bu arzusunu bir şekilde hatırladık ve Sarıpunktum sergisinin, River Run'daki serginin ortak kattaki bir panoya Sarkis'in İstanbul'da açtığı bütün sergilerin dökümünü koyduk, paylaştık orada. Bülent'in de güzel tasarımıyla. İstanbul'da değil mi? Türkiye'de mi? İzmir, Biz, Ankara, pardon, Türkiye'de. İstanbul. Yani kitabın aslında Sergilemeler. fikrini orada verdik. O orada da o fikir tekrarlanınca, kendini hatırlatınca bu kitabın üzerine gitme heyecanı bir şekilde başlamış oldu. Yani Sarkis'in kafasında hep vardı bu ama biz onu o Sarıpunktum sergisinin başlangıcında tekrardan canlandırmış olduk. Ve işte 2017 ara ara konuşuldu. Ve bir noktaya gelindi ve işte Dirim Artı'nda bu projeye pardon, Dirim Artı'nda bu projeye katılacağı, yayıncısı olacağı anlaşılınca işte Cemileri biz bir araya geldik. Ve kısa bir süre yani bu Mart'a kadar aşağı yukarı Cemileriyle Sarkis'te telefonda ama Cemileriyle buluşarak epey bir yol aldık. Ama kitabın bütünü aslında telefonda yapıldı. Yani biz telefonda bir kitap yaptık hep birlikte ilginç bir şekilde. Hiç Zoom falan yapmadık, Skype yapmadık. Sadece telefonla konuşarak bunu yaptık. O da aslında o da bir mesafeydi bizim için. Yani sadece Sarkis'in sesini duyarak, o bizim sesimizi duyarak ilerledik. Bu mesafe de bir şekilde etki etti kitaba diye düşünüyorum. Editoryal kurguyu yine bir takım fikirlerimiz vardı bizim. Onları paylaştık Sarkis'le, Cem'le konuştuk falan. İşte bölümler bir şekilde çıktı. İşte 12 Sarkis için önemli bir sayı. 6 da öyle. Dolayısıyla 6 bölüm olsun diye düşündük. İşte başlıklarından da zaten çok açık uçlu başlıklar. İşte gelin diyoruz ama gelin çok başka yerlere gidebiliyor. Zaten belki de başlıkları ne koyarsak koyalım Cem onu alıp başka yerlere götürecekti. Dolayısıyla yani böyle kurgulandı kitap. İyi bir çalışma oldu. Yani çalışma koşulları çok farklıydı ve o telefonda olmasının da getirdiği bir o mesafenin getirdiği bir yakınlaşma oldu. Yani severek çalıştık her zaman olduğu gibi. Bir ara her gün konuşuluyordu Sarkis'te. Her gün Her gün, konuşuyordu. her gün sadece. Saatlerce konuşuyordu. Hatta Saatlerce. kimi zaman Sarkis'le konuşurken Cem arıyordu falan. Böyle rastlantılar da oldu. Ne Şimdi kadar kitabın... sürede yayıldı? Efendim? Kitabı yapıyoruz, kararı verdiğiniz noktadan elinize Bir almanıza sene, bir haftalar seneyi geçti. yani şöyle söyleyeyim, bir seneyi geçti, biraz geçti diyebilirim. Bravo. Ama öncesinde epey bir çalışma var tabii. Yani kitabın yazılmaya yani Dirim Art tamam dedikten sonra aşağı yukarı bir seneden yani birkaç ay fazla olabilir bilmiyorum ama bir de kitabın kurgusuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi metin bölümü hakikaten insanın başını döndürüyor ve şimdi biz onun arkasına yine daha böyle zıplayan çeşitli geçişlerle bir kurgu verseydik bu çok doğru olmazdı. Yani çünkü oradaki kronolojik o çizgisel akış ön bölümdeki sıçramaları, geçişleri bir şekilde destekliyor. O çizgisel akışın bence öyle bir katkısı var kitaba. Diğer Kesinlikle türlü böyle küçük bir şey söyleyebilir miyim? Kesmeyeceğim, lütfen. sadece parantez. Yani bu yine kendime aldığım notlardan biri. Hakikaten metinde bazen, bunu da olumlu bir şey olarak söylüyorum ama insan deniz tutmuş gibi oluyor. Çünkü o geçişler
ve Cem'in yaptığı referansların bir kısmını biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ya da az biliyorsunuz ya da bildikleriniz var, onu hatırlayıp bu sefer onu düşünmeye başlıyorsunuz falan. Böyle bir hafif baş dönmesi oluyor ve ben okurken ne zaman biraz sakinlemek istesem orada adı geçen bir sergiye, esere, onun imajına bakıyordum. Ya sayfada vardı, sayfadaki o küçük girintilerle, ya da arka tarafa gidip bakmak, uzun uzun bakmak biraz da, ki uzun uzun bakmak buradaki temalardan bir tanesi. Hakikaten bir sakinleştirip bir gerekli zihinsel durulmayı sağlıyordu. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi zaten metin o şekilde akıyor. Arka taraf, arka bölümünde ona ökünmesine gerek yok. Yani gerek olmadığını düşündük. Çok doğru olmayacağını düşündük. Herkese katıldı bu fikre. Yani kurgu derken biraz bu. Bir de bölümleri arasına bir takım görseller koyarak bir takım bazı geçişler yapmaya çalıştık. Bunu bir işte mnemozin kavramı etrafında düşündük. Metnin içine çok az fotoğraf, çok az görsel koyduk ki metni akışını okumayı kesmesin, aksatmasın diye. Yani biz sonuçta bir yapıt var ortada. Sarkis'in bir işi var. Gerçekten asıl baş döndüren tarafı Sarkis'in işi. Cem'in de veya işte bir başkası yazamazdı bence. Ben öyle düşünüyorum. Cem'in de başı dönerek yazması gerekiyordu. O da bunu yapabildi. Biz de bunları bir araya getirip Bülent Erkmen'in masasının üstüne bıraktık. Tabii. Cem'in yapabileceğini bildiğimiz için yaptı. Tabii. Şey, yani Cem onun için var. Vardı. Peki Bülent, bu editoryal kurgu ve bu metin senin masana geldiğinde Alpabut Bey'i masasına götürüp bıraktık dedi. Yani böyle bir kitap nasıl tanımlanır? Metnin ve malzemenin senin açından yarattığı, sana sunduğu zorluk neydi? Sana nasıl bir yol gösterdi ve önüne ne tür engeller çıkarıyordu? Şöyle bir şansım vardı. Cem'i daha önceden tanıdım. Aslında yani bu kitabın Cem'le birlikte var olmasının nedeni Cem'in, Norgung'un Cem'i 5 sene önce keşfetmesi. Yani bu kitap şeyi oraya kadar gidiyor. 4-5 yıl önce Cem bir gün beni aradı. Çok mesafeli bir ilişkimiz vardı Cem'le. Ya dedi, kendi kendime 5 yıl süreyle bir kitap yazdım. Bir şey yazdım. Bir bakar mısınız dedi. Kitap E-Evi başlığıyla iki kişiden söz eden bir söz ettiği kişileri aslında vesile eden, öznesi kendisi olan, metnin kendisi olan çok tuhaf bir kitaptı. Çok, yani şok edici bir kitaptı. Nitekim bunu Alpagut'la Ayşe'ye gönderdim. Onlar da dehşete kapıldılar ve Norgung ilk Cemileri kitabını o kitapla yayınladı. Sonra Cem'i keşfetmenin coşkusu, şehveti, ne diyeyim, işte ilk sarı punktumda geçmişteki Sarkis bağına uzantısı olarak sarı punktum yapıldı ki o şey, o tespit çok doğru gerçekten. Bu kitabın da Sarkis'ten doğan fikrinin somutlaşmasının ilk şeyi o panodur. Sarı punktumdaki panodur. Onu gösteririz, gösteririz sonraki görüntülerde. O doğrultuda, o doğrultuda ki devam eden süreç içinde bu Sarkis'in, Sarkis dünyasının bu konseptle metin ağırlıklı bir kitaba dönüşmesi, işte Cem'i Cem'in olmasıyla imkan buldu açıkçası. Şimdi yani o Cem'in metniyle daha önce ilişkim olduğu için
Buna açıkçası çok önem veriyordum. Çünkü kitabın üçte ikisi metinden oluşan bir kitap. Metin ağırlıklı bir kitap. Ve genel olarak tasarım bir bütünden başlanır ya. Ben nedense parçadan başladım. Yani Cem'in metninden başladım. Ve sayfa içindeki, saptanan sayfa boyutu içindeki metin alanı buydu. Bu. Bunu bir tek giriş, sunuş metninde, Cem'in sunuş metninde kullandım. Metin bu alanın içinde başlıyor ve bitiyor. Hiçbir kesintisiz bir şekilde bitiyor. Sonra bu sunuştan sonra kitabın ana metninde bu genişliği daralttım iki taraftan. Sol taraf paragrafların çıkış satırlarını blokluyor. İçerideki mavinin içinde görüyorsunuz herhalde bir girinti. O alıntıları ve dipnotları blokluyor. Sağ tarafta satırların bloğu geçen satırların trelemeden devam etmesini sağlıyor. Yani sağ taraf serbest, onun için dalgalıdır. Sol tarafın başlangıcı sabittir. Sağ tarafın çıkışları sabit değildir. O sona gelen ve blok içinde kalmayan, kalmak istemeyen kelimeler dışarı çıkar serbest olarak. Onun örneğini görelim. Gördüğünüz gibi sol tarafta 1,5 santimden çıkış var. İçeride alıntıları ayırmak istedim. Bütün alıntılar o bloğun içindedir. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi serbest çıkışlar var. Yani hiçbir kesme yok. Hiçbir treleme yok. Dışarı çıkmak istediği yerde kelime çıkıyor. Şimdi burada bu çift sayfanın uygulaması burada şeylerin yerleri, sayfa numaralarının yerleri aynı yerdedir. Sadece Sarkis bolt ve harf araları açık vaziyette yukarı doğru çıkar. Alt başlık light olarak ve harf araları kapalı olarak devam eder. Sonra metni okuru sol sayfayı sağ sayfaya da geçeriz ve o Sarkis light olarak harf arası açık olarak yukarıdan aşağı devam eder ve sayfa numarasının 6'da bolt olarak o konu başlığının, o bölüm başlığının harf arası kapalı olarak yer alır. Böyle bir yapısı var. Her sayfada yer alan bu şey, silme fotoğraflar olmadıkça, her sayfada yer alan şey bu şekilde döner sayfa içinde. Birkaç örnek görelim istiyorsanız. Bundan sonraki sayfa örneğini. Birkaç tane örnek koydum. Yani bu ne oluyor? İçeri küçük fotoğraf girdiğimiz zaman o sağa çıkma, serbest çıkmaya destekleyecek bir resim altı yapısı var. Gördüğünüz gibi dipnotlar o içeri giren ve her iki taraftan 1,5 santim içeri girerek satır paragraf başlarının çıktığı miktar kadar, yani o da 1,5 santim çıkar, girenler de 1,5 santimdir. Yine ikili blok olarak dipnotlar devam eder metnin altında taşıyıcı olarak. Bunun sağ sayfada olma durumunda da
dipnot sola serbest olarak devam eder. Yani o bloğun dışına çıkma hareketlerini desteklemek amacıyla bu dipnotlar, resim altları onu destekler. Bu hiç resimsiz ve hiç dipnotsuz yapının kendisini göstermek için koydum bunu. İşte dipnotsuz bir sayfa ile dipnotlu bir sayfa ilişkisi. Bir alıntı örneği, bir başka alıntı örneği. İçeri girenler ve dışarı çıkanları birlikte göstermek için. Yani bu tırnak içindeki o metnin görüntüsündeki bu oyun denebilecek şeyi yoğun bir kitabın üçte ikisini kaplayan yoğun bir metni aynı zamanda seyredilir ve kendi zorunlu ona engel olarak konmuş zorunlu kurallara bağlı olarak kendi görüntüsünü kendi oluşturacak bir yapıyı oluştursun istedim, çıkarsın istedim. Yani ona verdiğim kurallara, ona verdiğim, yaptığım engellere bağlı olarak bu form oluşuyor. Girintiler, çıkıntılar, bazen hiç sağ sayfada gördüğünüz gibi bazen hiçbir şey yok. Kendi formunu kendisi buluyor. Ben sadece programladım. Evet. Yani bu nehir metaforundan gidersek çağlayanlar yapan, evet, Menderes'lenen bir nehir ama sen bir anda nehrin yatağını bir şekilde rehabilite ederek de onu belli bir belli sınırlar içinde serbest bırakarak ama hem de belli bir yerden akmasını sağlayarak tasarlamışsın. Cem'in yazışını ve metnini bildiğim için Cem, Sarkis çok güzel bir metafor yaptı şelale. Ben ona şey diyordum, yani yeraltı kaynağından fışkıran su gibi yazar. Yani gece yarısından sonra evdekiler uyuduktan sonra oturup bence kişilik de değiştirip akan bir su halinde yazıyor. Yani gerçekten onun için çok özgün. Ben hala iddiam var, yazdığının farkında değil. Yani gerçekten o kadar doğal akıyor ki, yani boşalıyor, yazıyı boşaltıyor. Kendinde derlenmiş, yani toplanmış yazıyı boşaltıyor. Yani o şeyi o bakımdan bazı daha iyi o boşalmayı daha iyi algılanmasını sağlayıcı bir iki küçük şeydir bunlar. Yol belirleyicileri diyelim. Evet. Şimdi senin de son sözlerinle bu Cem iyice utanmış önüne bakarken hazır. Cem'e gidelim. Montajda atarız diye düşünüyorum. Ve biraz metinden bahsedelim. Cem, yani herkes zaten anlattı nasıl bir metin, nasıl akan bir metin yazdığını, ne kadar çok kola ayrıldığını. Benim ilgimi çeken şey şu, şimdi senin diğer kitaplarında, evinde olsun, okurun belleğinde olsun, senin düşünme biçimini biraz bildiğim için hiç yabancılığını çekmedim. Çünkü evet, Cem zaten böyle yazıyor. Cem zaten bu sıçramalarla düşünen, evet, böyle düşünüp yazmayı seven bir yazar. Bunu biliyorum. Ama burada çok ilginç olan, burada neredeyse bir mimikri var. Bir taklit, bir benzeşme var. Sarkis'in işleriyle, Sarkis'in üretim biçimiyle, Sarkis'in yapıtıyla, onun sürekli bu bütün yapıtlar arasında ilişki kurmasıyla, farklı sanatlar arasında ilişki kurmasıyla, bir kronolojik izlekle hareket etmemesi, geçmiş gelecek o sıçramalar, tarihsel sıçramaları yapan yapıtıyla ve hiç zorlama olmayan bir akrabalık var aslında, çok ilginç. Onun içinde yani Cem'den başkası yazamazdı derken belki biraz da bunu kastediyorlar. Norgunklar, Bülent, Sarkis, tekrar eline sağlık. Biraz yani kitabı sen bir yerinde yaşam öyküsel ve yapıt öyküsel bir anlatı olarak nitelendiriyorsun. Çok doğru. Yani bu bir biyografi ama
yani oposografi diye bir laf var mı bilmiyorum ama aynı zamanda bir yapıt öyküsel bir biyografi. Ama ilginç bir şekilde senin hayatından da yani otobiyografik senin açından küçük anlatılar, anekdotlar da var. Böyle hafif bunu uydurdum deyip böyle bizi bir sarstığın çok enteresan şeyler anlatıyorsun. Sonra uydurduğun bir şey falan gibi böyle küçük espriler yapıyorsun. Yani biraz bir kurmaca da var. Şeyi sormak istiyorum. Yani bütün burada ki anlatıda bölümlerden gidersek senin özellikle Sarkis'in İstanbul'u, İstanbul'un Sarkis'i, İstanbulluk şehirden gidersek biraz kitabın içinde, metinin içinde ama gezinerek ve İstanbul'a odaklanıp gezinerek söylersen Çaylak Sokağı'nın önemi, daha önce de yazdın, Sarı Punktum'dan bahsettik, Punktum ama yani Bartezyen bir anlamda punktum ne demek ve Sarkis açısından bunun önemi ve bellek tabii. İstanbul'la kesişen en önemli Sarkis özellikleri, Sarkis'in yapıtının İstanbul'dan kaynaklanan ve hep İstanbul'a dönen en önemli özellikleri neler ve bu özellikler nasıl senin bölümlerini belirledi, akışını belirledi? Biraz heyecanlıyım hakikaten, kusura bakmayın. Yani o başta kurguladığın kelime bulutundan itibaren çok heyecanlandım, çok duygulandım. Onu görünce de o halinde senin okumanla birlikte biraz da ürktüm aslında. Hani bu kelimelerden oluşan bir kitap yazılabilir mi ya da böyle bir yapıt olabilir mi gibi bir düşünce oluştu bende. Aslında Sarkis'in yapıtını tamamlayan, bütünleyen kelimelerden oluşan bir çok hoş bir kelime bulutu oluşturmuşsun. Yani benim Bülent Bey'in de söylediği gibi aslında onun tasarım anlayışına yakın bir çalışmam oldu bu kitapta. O çok güzel bir şekilde şey söyledi, yani kendi formunu kendisi buluyor, ben sadece programladım dedi. Ona yakın bir şey düşündüm ben de kitap süresince ve bittikten sonra yapıtın getirdiği nitelikler, yapıtın kendi kendisini icra ediş biçimi, okuma biçimi aslında benim yazma biçimi de belirledi ve ikisi çok bir araya geldiler. O yüzden de bu akış şelale biçimde ya da bir vertigo ise bu, bir baş dönmesi ise bütün bu parçaların sürekli yer değiştirmesi, tekrar tekrar başlaması, her birinin başka bir parçayla eşleşmesi ve çalışması bu zaten Sarkis'in yapıtının karşılığı olan bir dil. Bu dilin yazı olarak karşını bulmak aslında benim yaptığım burada. O yüzden de çok bilinçli bir şekilde yapılmış bir durum değildi. Yani Erkmen'in dediği gibi yani bir sene boyunca sadece bu yapıtla hani Vizjif'te atölyede beni yapıtlarla baş başa bırakmışlar ve ben orada onlarla kendi başıma bir tek tek hepsiyle ilişki kurmuşum gibi bir duyguyla oluştu. Çok az dediği gibi Sarkis'in çok az neredeyse hiç görüşmedik. Alpok ve Ayşe üzerinden bir takım kritik noktalarda bir takım bilgileri ulaşmaya çalıştım. Yolumuzu çizmeye çalıştık ama onun dışında benim için de çok enteresan bir çalışma süreci oldu. Senin söylediğin soruya gelirsek İstanbul meselesi tabii başından beri ana temamız. Yani bu proje dahilinde olmasaydı belki başka bir yol çizecektim. Başka bir metin ortaya çıkacaktı. Fakat burada belirli zorluklar var. Bir proje içinde yer alıyorsunuz ve hakikaten alanında en iyi isimler tartışması, en iyi isimlerle çalışıyorsunuz. Yani sanatçı öyle, tasarımcı öyle, yayıncı öyle, galeri öyle. Yani böyle bir ekibe dahil olmak benim bu kitap bağlamında tercih edilmem benim için büyük bir gurur kaynağı zaten.
Buna da hani layık olmaya çalıştığımı düşünüyorum. Bunun için çok uğraştım. Ve zor bir konu hakikaten. Bütün yapıtı, yani 40-50 yıllık bir yapıtın İstanbul ayağını bu şekilde bir araya getirmek aynı anda bir kronolojik yapıyı gerektiriyor ve o dallanıp budaklanmayı da gerektiriyor. Ama başlangıç noktası tabii ki bizim düşündüğümüz şekilde Çaylak Sokak üzerinde ilerledi. Çaylak Sokağı biz çok uzun yıllar sonra ben ilk defa görebildim yakın zamanda. Ama 30 yıldır bir efsane niteliğinde bir yapıt. İşte görenler, görmeyenler her şeyin gelip merkezine yerleştiği bir yapıt. O yüzden Çaylak Sokak'la başladık. Çaylak Sokağı'nın hikayesiyle başladık. Tabii ondan, onun öncesi de var. O belki çok fazla giremediğimiz bir konu. Bu kitap özelinde olduğu için Çaylak Sokağı gelene kadar Sarkis'in Fransa'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı işlerin Çaylak Sokağı getirip orada yarattığı bir etki de var. Bu biraz göz ardı edilmiş olabilir metinde, çünkü bu bambaşka bir kitap demektir aslında. Orada bir yani, küçük araya girebilir miyim? Tabii. Düşünceni dağıtmak istemiyorum ama yine kitabı okumayanlar, henüz okumamış, görmemiş olanlar açısından sen aslında Sarkis'in İstanbul'la ilişkisini üçe ayırıyorsun. Bir Çaylak Sokak öncesi, değil mi? Sonra Çaylak Sokak'la başlayan bir süreç ve ondan sonra 2000'li yıllar diye son dönem. Yani bu üç dönem de aslında kitabı enforme ediyor akışı. Hı hı. Tabii 60, yani 86 öncesi biraz... Burada belki tarihler vererek küçücük ilerleyebiliriz. Yani 1964'te Sarkis İstanbul'da Paris'e taşınıyor ve 64-86 arası bir sessizlik dönemi İstanbul açısından, Türkiye açısından. Fakat oradaki üretimin de Çaylak Sokağı ve İstanbul'a bağlandığını görüyoruz. Yani o başka bir kanal oluşturuyor. Başka şekilde ele alınabilecek bir metin oluşturabilir o bağlamda. 86 sonrası yoğun bir İstanbul dönemi var işte. Başka Sanat Galerisi'ndeki 3 sergi ve aynı zamanda onlara eşlik eden 3 tane Bienal katılımı ana gövdesini oluşturuyor aslında. 90'lı yılların ortalarına kadar. 2000'li yıllarda işte bir bizim de tanışmamıza vesile olan bir sergi. Dolayısıyla Sarkis İstanbul'da bir iş yapıyor uzun süre sonra. 2005'te Aksanat'taki sergi, 2010'daki İstanbul Modern'deki site sergisi ve yani hakikaten 2005'ten sonra çok muazzam bir İstanbul üretimi söz konusu aslında. Bu şekilde yani kabaca üçe ayrılabiliyor bu dönemler. Evet. Ve tabii bellek bölümüyle bitiriyorsun diyeyim. Hem 2000'leri anlatan, 2015 Venedik Bienali'ne de değinen, ona da biraz gelmek istiyorum. Ama belleğin bir bütün olarak Sarkis'in yapıtındaki önemi, onu bellek sanatçısı ifadesini de kullanıyorsun. Onunla ilgili belki bir şey söylemek istersin. Evet, Sarkis'in temel kavramlarından biri. Yani o kendi söyleminde de çok sık kullandığı bir durum. İşlerin işleyişi açısından da çok önemli. Yani sürekli hatırlayan, sürekli işleyen, sürekli tekrar tekrar icra edilen o belleği kendi üzerinde taşıyan işlerden oluşan bir yapıt. Doğal olarak son bölümde bunu biraz başka örneklerle, bellek üzerine çalışan başka düşünürlerin yapıtlarıyla ilişkilendirmeye çalıştım. Yani kapakta da bizim kitabımızın kapağındaki bir işte zaten bellek üzerinden Sarkis'in en önemli işlerinden biri. Evet. İstanbul üzerinde bellek meselesine tekrar geleceğim. Yani İstanbul'un aslında temsil ettiği belleğe de. Ama Sarkis size bir şey sormak istiyorum. Benim kitapta en etkilendiğim bölümlerden biri, o kelime bulutuna aldığım cümlelerinizden de biri, sizin bu rekonstrüksiyon kavramını, yeniden kurma kavramını hiç sevmeyişiniz, buna şiddetle karşı çıkmanız. Çünkü diyorsunuz ki yani bu konservatörler, küratörler, neyse işte yeniden alıp restore edenler bazen
o kadar bu işi anlamadan bilinçsizce o kadar yaratıcılıktan uzak yapabiliyorlar ki iş bir tür savaş ganimetine dönüşebiliyor. Şimdi savaş ganimeti, Kriegsschatz zaten sizin temel neredeyse kavramlarınızdan biri. İşlerinize ismini veren, hep anladığım kadarıyla zihninizin bir köşesinde duran. Fakat benim şu ilgimi çok çekti. Biraz onu anlatmanızı rica edeceğim. Cem de çok iyi yakalayıp anlatmış. Kriegsschatz bir anlamda savaş ganimeti. Sonra sizin başka bir yerde söylediğiniz gibi hem savaşı, hoyratlığı hem de sevgiyi içeren bir yanı da olabiliyor. Bir iki anlam olabiliyor. Bu Fransa'da Besançon'daydı galiba Lip olayı diye bilinen o saat fabrikasında yaşanan işçi grevlerinde işçilerin kendi ürettikleri ürünlere el koymasının da Le Monde'da sizin bir gün gazete okuyorsunuz, Le Monde'da okuyorsunuz ve Trésor de Guerre diye savaş ganimeti diye geçiyor. Ve siz savaş ganimetinin iki anlamı üzerinden düşünmeye başlıyorsunuz. Bunu biraz anlatır mısınız? Ben kitapta dediğim gibi en çok dikkatimi çeken ve sizin eserinizi bir bütün olarak daha iyi kavramama sağlayan anahtarlardan biri bu oldu çünkü. Valla güzel, güzel. Sizi güzel güzel dinliyorum. Birden sanki bu kitap yani benim yapıtlarım üzerine yapılmamış gibi güzel. Yani Bülent'i güzel güzel dinledim. Alpagut'u güzel güzel dinledim. Yani valla sizin sorunuz bir de şu durumun üzerinde durmak istiyorum. Bir takım zamanlarda iki şey birleşiyor. Yani kalkıp bilmiyorsunuz kalkıp birisinin var olduğunu, ötekinin var olduğunu. Fakat bir tarihi bir anda kalkıp bu ikisi birleşiyor. Mesela 76 yılında Berlin'de benim bursum vardı. Bir senelik kalamadım. Bir sene, 3 ay sonra kalkıp gitmek, ayrılmak istedim. Orada bir sürekli müzelere falan gidiyordum. Ve bir Volker Kunde diye bir müze vardı. Şimdiki o müzelerin o ayrılma durumlarından önceki bir durum. Mesela bir Afrika yapıtlarını gösteren bir salon vardı. Oraya girdim. Yani baktım. Yani işlere baktım. Daha bir şey hissetmiş değilim. Sonra ikinci salona gittim. Orada kalkıp Eskimoların yapıtları vardı. Yani Eskimoların yapıtları vardı. Orada birden bir şey canlamaya başladı kafamda. Yani andan bahsediyorum. Çünkü ikisinin de sunuşları, yani Afrika'daki yapıtların ve Eskimoların yapıtlarının ayrı salonlardaki sunuşları aynıydı. Ama tıpatıp aynıydı. Aynı sehpa, aynı konuş şekli, aynı ışıklandırma şekli ve salonun bir tarafında o hidrografi deniyor, kalkıp o salonun ısı ve nem durumunu gösteren bir makinecik var orada. O duruyor. Geri döndüm. Afrika'nın salonuna baktım. Sonra da geri dönüp Eskimo'ya baktım. İkisinin de ısısı aynı. İkisinin de nem ayarı aynı. Şimdi ve o günü bunları gördükten sonra
bir ara dışarı çıktım çünkü bunaltı gibi bir şey geldi. Kalktım burada git, yani hakikaten gitmeyen bir şey var fakat bunun nasıl cevaplayabiliyorsun, nasıl ne düşünebiliyorsun derken o gün aldığım Le Monde gazetesinin bu sizin söz ettiğiniz sayfasına bir okudum. Dışarıda hatta taş merdivenlere oturmuştum ve orada bu greve giden Lip Saat Fabrikası'nın işçilerinin saatlerini alıp neredeyse çalıp diyeceğim yani kendi yaptıkları üretimini alıp bunu bir silah olarak kullanmaları. Silah olarak kullanmaları ve Le Monde'da da geçiyor. O da harp ganimeti. Buna harp ganimeti. Ya dedim burada benim yaşadığım, bu yüzenin içinde yaşadığım durum kepazelik bir harp ganimeti. Kepazelik bir harp ganimeti. Orada bir savaş aletine dönüşmüş bir harp ganimeti söz konusu. Yani galiba 16 Ağustos 1976'da bu. Ve yanında bir Alman arkadaş vardı. Harp ganimetine ne diyorsun? Nasıl dedim Almanca? Almanca bilmiyorum. O da bir kelime söyledi. Tabii anlayamadım. Şunu yazar mısın dedim. Ve Kriegsschatz yazdı. Ve o kelimeden o şuurdan sonra diyeceğim ben. Kelimeden değil. Şuurdan sonra o kelimesini bulmuş şuurdan sonra ben bundan önceki işlerime bakmaya başladım. İlk yerleştirmelerim 69-70 yılında başlıyor. Onların hayatına doğru gittim. Baktım ki onlar hiçbir seferinde aynı şekilde gösterilmemişler. Gösterilmemişler. Dolayısıyla o zamandan beri kalkıp 69-70'den beri şuursuz bir şekilde 76'ya kadar onlar hiç ne ben dondurmuşum onları ne birisi dondurabilmiş onları. Ve o günden itibaren bu harp ganimeti işine ve bu hale gidiyor. Yani benim aslında müzecilerle, küratörlerle, umumiyetle çok az çalışırım küratörlerle, çok az çalışırım. Ve bu yani bir taraftan kalkıp bu kavramın gittikçe zenginleşmesi değil mi? Ve halen bu donmuşluğun bence bir kepazelik olduğunu vurgulamam. Ve aynı zamanda bu kavramı siz benimsediğiniz zaman siz sergi açtığınız ülkenin, şehrinin, o şehrin müzesinin, o müzenin tarihinin, o ülkenin tarihinin bu gibi katmanları ele almadan tabii oranın mimarisinin, oranın ışığının umumiyetle hiçbir serginde yapıtlar sahte ışıkla yani aydınlanmazlar diyeceğim. Bütün bu parametreleri siz ele aldığınız zaman siz sınırları yok ediyorsunuz. Sınırları yok ediyorsunuz, duvarları yok ediyorsunuz. Mesela hiçbir pano koymam sergilerimde. Ve
açıyorsunuz. Yani çok sanat ve düşünce teritvarını, alanını sürekli açıyorsunuz. Ve tabii bu kavram sizi sürekli kalkıp sizi iğneliyor diyeceğim yani. Bilmiyorum, kalkıp bir yardım edebilir miyim sizin sorunuza? Evet, kesinlikle. Kitabın da sonuçta o, sizin eseriniz üzerine hazırlanan bir kitabın da o sizin tarifinizle donmuş bir savaş ganimeti gibi ortaya çıkması mümkünken öyle olmamış, nefes alan ve açık bir kitapla, açık bir metinle ve açık bir kitapla karşı karşıyayız. Öyle söyleyip bir size tekrar döneceğim. Çok sorun var ama zamanımız da kısıtlı. Onun için Dirmart'tan katılan Ceren Erdem'e dönmek istiyorum. Çünkü hakikaten hem bu kitabın yayıncısı olarak çok tebriği hak ediyorlar onlar da. Hem de 2020'deki sergi, yani bu sizin İstanbul sergilerinizin kitaptaki son durağı olan Dirmart sergisinden kitabın işte ön ve arka kapağındaki bu kasaların yer aldığı aynı zamanda sergiden biraz söz etmek istiyorum. Ceren merhaba. Merhaba. Evet, biraz sergiyi ve bu kitabı üstlenmenizin macerasını sizden de dinlemek istiyorum. Yani biz galerilerden genellikle en fazla işte bir sergi kitabı, sergi kataloğu görmeye alışkınız. Sergiyi çok çok aşan böyle büyük bir işin, hatta sergiyle de eş zamanlı olarak ortaya konmuş olması sanıyorum bir ilk. Hakikaten ilk başta Serkis dünyada böyle bir kitap yok dedi. O zaten benden çok daha iyi biliyordur ama benim de yani okuyabildiğim dillerde, izlediğim kadarıyla bu tür bir kitaba pek rastlamadım. Hem bir şehirle bir sanatçıyı buluşturan, hem bu kadar çok sergiyi, bu kadar yani retrospektif bir bakışla da bu kadar işleri buluşturan ama böyle de güçlü bir metni olan, sonuçta hepsi de sizin bu işin altına girmeniz sayesinde olmuş, öyle anlıyorum. Onun için de size ayrıca teşekkür ederiz. Biraz sergiyi anlatır mısınız? Bir de tabii birkaç şey sormak istiyorum kitabın kendisiyle ve geleceğiyle ilgili sonra. Tabii ben aslında öncelikle yayıncılık ve Dirmart hakkında ufak bir giriş yapmak isterim. Galerinin kurucusu Hazar Özil 2002'de galeriyi kurmuş ve kendisi sergilerle beraber aslında bir yayın tutkunu ki Bülent Erkmen'le Ayşe ve Alpakut'la da tanışıklıkları öncelere dayanıyor ve farklı projelerde beraber çalışmışlardı ben ekibe katılana kadar. Ki ondan sonra da aslında tam gaz çalışmaya devam ettik. Sizin belirttiğiniz gibi hani genelde sergiye özel bir takım yayınlar olur. Ancak bizim galerinin aslında sergi aşan yayıncı, çeviri kitaplar olsun, farklı katalog rezoneye dönük yayınlar olsun, bir dergicilik serüvenimiz var. Dolayısıyla o anlamda farklı bir yaklaşımımız olduğunu belirtmem gerekir. Bu kitabı da aslında benden önce konuşan herkesin belirttiği gibi bir süredir konuşuyoruz. Serkis ve ben aslında Dirmart'ta yaklaşık aynı zamanlarda dahil olduk. Beraber çalışmaya başladık. Benim de Serkis'le tanışıklığım ondan öncesine dayanıyor ve birlikte çalışma fırsatı bulmuştum farklı sergiler için. Bir şekilde aynı zamanda birbirimizle tavlandık da diyebilirim. Ve ilk sergimizi 2017'nin başında yaptık. Dirmart'ta Ayna sergisini, yani Dirmart'taki ilk sergimizi ve o sergiyi hazırlarken aslında genelde onun özelinde konuşuyorduk. Fakat o açılır açılmaz aslında Serkis böyle bir kitap fikri, yani böyle bir kitabın ne kadar önemsediğini, İstanbul'u zaten Serkis için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaların bir araya gelmesini ne kadar önemsediğini sık sık dile getiriyordu. Hem telefon görüşmelerimizde hem atölyesine yaptığımız ziyaretlerde ya da o İstanbul'da olduğunda
Nasıl olabilir? Çeşitli fikirler ortaya çıkarken tabii ki o sırada Ayşe ve Alpagut'ta da eş zamanlı olarak bunları konuşuyorlardı ve böylece aslında yıllar içinde konuşmaların ve herkesin aslında birbirini tanıyıp güvenmesinin ve bunun nasıl çıkacağını aslında tabii ki son halini öngörmemiz mümkün değildi. O süreçte Cem dahil oldu ve gittikçe zenginleşti, büyüdü proje. Ama biz zaten Sarkis ilk bahsettiği andan itibaren bu böyle bir çalışmanın ne kadar gerekli olduğuna kesinlikle inanmıştık. Dolayısıyla hani bunu yapalım mı yapmayalım mı fikri bir şey hani DreamArt açısından düşünülecek bir yere hiç gelmedi. Zaten başından beri bunun çok gerekli bir yayın olduğuna kesinlikle inanmıştık. Onu belirtmek isterim. Ve evet yine DreamArt'taki Sarkis'in ikinci sergisiyle yayının çıkışını bir araya getirmek istedik. Sergide zaten sizin de belirttiğiniz bu kitapta öne çıkan yani sizin keyword olarak koyduğunuz bazı kelimeler vardı ya da hani öne çıktığını düşündüğünüz kelimeler daha doğrusu. Onların aslında pek çoğuna referans veren ve Sarkis'in 2019'da Paris'teki sergisindeki bir duvardaki vitraylarından oluşan bir yerleştirmeyi İstanbul'a taşıdık. Ama sergi ilk Sarkis'in İstanbul'da çektiği fotoğraflarla ve onları kırmızılaştırmasıyla oluşmaya başladı. Yine Aliye Berger'in bir yapıtından olan ve bir buluntu fotoğraftan olan vitraylar söz konusu. Bunların hepsi bir araya gelirken tabii ki kitapla birebir ilişkili, doğrudan içindeki her şeyi barındıran bir sergi ortaya çıkıyordu. Ve bir süredir aslında Sarkis'le bu kapakta yer alan kasa hakkında konuşuyorduk. O kasa bir süredir Çaylak Sokak'taki evdeydi. Gidip gelip ziyaret ediyordum aslında kasayı Sarkis İstanbul'da olduğu zamanlarda. Ve bunu ne zaman, ne şekilde tekrar sergileyebiliriz, ortaya çıkarırız diye aslında düşünüyorduk. Ve kitap ve bu sergi doğarken bu serginin de tam da bu kasayı sergilemek için çok uygun bir zaman olduğunu düşündüğümü Sarkis'e belirttim. Kendisi de kabul etti sağ olsun. Ve böylece bu hayata geçirmek için önemli tabii ki hep yaşayan eser ama kitapla birlikte yeniden ışığını, nefesini ortaya koymuş olduk bu kasanın da. Ve kasa ilk 92-93'e bağlayan yılda Sarkis'in Maçka Sanat Galerisi'nde yaptığı sergide gösterildi. Üstündeki tarihler gösterildikçe değişiyor. Yani aslında her yıl değişiyor bu neonlar. Yanıp sönen, nefes alan, nefes ritmiyle ışığı açılıp kapanan bir kasadır. Üstünde bir çanakta bir su döner. İçinde kırmızı ve yeşille boyanmış sulu boya ev figürleri vardır ve onların renkleri birbirine bulanır. İşte aslında Sarkis'in İstanbul'unu, tüm dünyasını kendi içinde toplayan bir yapıttan söz ediyoruz. Ve kapağı da bunun taşınması tabii ki bizi çok mutlu etti. Evet, bu kitapta da sergiden görüntülere bakarken bir dövme var. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. O sizin kolunuzda olan bir dövme galiba. Gökkuşağı ve hala kolunuzda. Çok kıskandım. Ve yani kalıcı bir dövme. Belki geçici bir dövmedir diye düşünmüştüm. Hayır, kalıcı evet. Bir dövme. Ben bunun iznini Sarkis'ten DreamArt'taki ilk sergimizi hazırlarken almıştım. Çünkü aslında Respiro'yu görmüştüm. Bu 2015 Respiro'yu da anlatalım. 2015 ve evet. Biennial'indeki Big Bang Gökkuşağı'nın dövmeye dönüşmüş hali. Ve 2015'ten aslında Venedik Biennial'in 2015 Mayıs'ta açıldı. Ve 2015 Aralık'ta benim de küratöryal ekibine dahil olduğum bir büyük bir sergi oldu İstanbul üstüne. Roma'da, Fondazione Maxi'de ve
O sergi büyük bir grup sergisiydi ve Sarkis de bu gökkuşağı ve başka görüntülerle o sergiye katılma davetinizi kabul etmişti. O yüzden aslında 2015'ten beri benim de aslında beraber yaşadığım bir iş. Sarkis de bunu benim ömür boyu taşımamı kabul etti. Çok teşekkür ederim. Böyle bir koleksiyonu, ufak bir sanat koleksiyonu girişimim oldu. Evet. Evet. Peki bir genel soru sorayım size Ceren, ama aslında herkese, çünkü herkesi de ilgilendiriyor tabii. Bir kere kitabın İngilizcesi ya da Fransızcası farklı dillere çevirisi olacak mı, böyle bir şey düşünüyor musunuz? Evet, böyle bir fikrimiz var. Tabii Cem'in metni sizin de okuyup yorumladığınız gibi kolay bir metin değil. Çok kuvvetli bir çeviri gerektiriyor hangi dili olursa olsun. Ve belki de üstünde yazının kendisi kadar o çevirinin üstüne gidip gelmeyi gerektiren bir süreç. Ancak böyle bir yayının uluslararası kütüphanelere girmesini, okulların arşivlerine girmesini, tabii ki işte sanatla ilgilenen herkesin erişebileceği duruma gelmesini çok istiyoruz. Artık bu en ideal koşullarda bunu yapmak çok önemli, ama kitap çıktığından beri, hatta hazırlanırkenden beri aslında hep aklımızın bir ucunda olan ve şimdi de yavaş yavaş pişirmeye başladığımız diyeyim, bir proje bu da, ya da hani bunun devamı, ikinci ayağı diyebiliriz. Evet. Kitapta eksik bir şey var mı? Ya da İstanbul ve Sarkis ilişkisi bazında tabii, yani Sarkis bütünüyle Sarkis anlatısı olarak değil, ama Sarkis'in İstanbul'u, İstanbul'un Sarkis'i, Sarkis'in İstanbul başlangıçları diye bakınca şu da olsaydı iyi olurdu veya bunu yeni bir kitapta işleyelim dediğiniz bir şey var mı? Yine herkese soruyorum. Şimdi dostlar belki bir parça üzülebilirler. Fakat benim İstanbul'da yaptığım ve kimsenin, çok az kişinin bildiği bir yapıt cinsi var oldu. Bu 1970'lerde yani o gençlik olaylarını biliyorsunuz ve apartmanların duvarlarının üzerinde yazılmış yazıları biliyorsunuz. Ve onlarla konuşan bir takım işler yaptım ben İstanbul'da. İstanbul'da ve eşimin ailesinin Sarıyer'deki küçük bahçesinde çamaşır asar gibi katranlar astım ve bir takım yazılar yazdım onların üzerine. Ve bunlardan bir tanesi o zaman arkadaş olduğumuz Başar Sabuncu istemişti, ona verdim. Ötekiler yok oldular. Yok oldular. Şimdi yani mesela zaman geçtikçe tabii, yani bu kitap tamamen her şeyi kapsayan bir kitap olması imkansız tabii. Bir takım şeyler çıkıyor. Mesela size bunu anlattığım geçen gün saat 5'te uyandım ve bu aklıma geldi mesela. Şimdi onun üzerine ben bir şey yapacağım, arşivlerime gireceğim. Bir doküman bulabilir miyim diye. Onu bulur bulmaz ben Dilmark'ta göndereceğim tabii onu. Cem'in bununla haberi var mı yok mu onu bilmiyorum. Fakat benim Pompidou'da İlk açtığım sergi, bu Müze Pompidou'dan, Paris'tekinden bahsediyorum.
69 yılında bu silinmiş ve kaybolmuş işler üzerine ben bir sergi yaptım. Yeryüzü duvar yazılarıyla efendim. Yeryüzü büyücülerinin. Hayır. Yeryüzü büyücüleri 1989. Bu size söyleyeyim 20 sene önce. 60, tamam. Bu 69. Pardon 79. Yani 10 sene önce. Ve 79'daki sergimin görüntüleri bilmiyorum. Bulabilirsiniz herhalde şeyden benim sitemde falan. Neyse orada kalkıp yine o yazmalarda, çizmelerde bunun üzerinde hatta bir yazı yazmıştım. Ve tabii bu yazılar, bu yazı şekli birdenbire kalktı. Tabii bütün dünyamızı saran bir şey. Yani Şili'de oldu, Arjantin'de oldu, ne bileyim ben Yunanistan'da oldu, Türkiye'de oldu, Fransa'da oldu, İtalya'da oldu. Bunlar öyle bir yazı şeyi ki kalkıp çok çabuk söylemesi gereken ve gece üreyen en ufak bir estetiğe kaçma vakit bile olmayan, şimdiki duvar resimleri falan gibi değil, onların üzerine gitmiştim ben. Yani sesi ne kadar çabuk söyleyebilirsin ve birden bütün o seriye ben kalkıp kaybolan işler ve o blackout diye bir devrimi doğurdu. Şimdi o blackout devrim Türkiye'ye gelmedi. O yazı şeklinin İstanbul'a gelmedi. Aslında geldi de kalkıp o size söylediğim eşimin ailesinin Sarıyer'deki küçük evinin küçük bahçesinde bu doğdu. Çamaşır belediyesine mandallarla asılıp. Şimdi mesela o yok. Yani şimdi Cem'in yazısını okurken ya dedim yani bu yani bir sihirbazlık da var biçimde zaten bu kitap bir sihirbazın işi yani kalkıp bu dört takımın beş takımın bir birleşmesi bir şey doğdu. Şimdi şeyler de doğuyor mesela yani ya peki bu niye benim aklıma gelmedi mesela değil mi? Niye aklıma gelmedi? Acaba pek korkmam ama belki bir korku bunu sakladı gibi bir şey de var. Yani bu dil nerelere olabilir? Değil mi? Nerelere olabilir? Yani ben 64'ten 83'e kadar sergi yapmadım sayılır. Ara sıra işte bir takım aptal sergiler kalkıp isteniyordu. Yok Paris'teki Türk sanatçılar falan diye tam salak şeyler yani. Ve 70'lerde benden bir sergi daveti aldım. Resim Heykel Müzesi'nde bu 70-71 yıllarına rastlıyor. Kabul ettim. O kadar 72'de bundan tamamen ayrıldım. Hapishaneler dolu olurken sen kalkıp İstanbul'da özgürlüğünü bilmem neni falan dile getireceksin falan diye. Ondan sonra bir büyük bir sessizlik durumu oldu. Fakat gidip gelenlerim sürekli oluyordu yani kalkıp. Ve bu zamanda çıkmış bir şey bu bir yapı. Bu yapıtlar diyeyim. Ya sözler. Ya kara işler. Yani kara işlerken gece doğup gündüz görünen işler ve tabii o yazılar yazıldığı zaman gelip silinen işler. Bunun üzerine bir yazı yazdım ben ve Pompidou'daki sergimde bu yazılar da çıktı. Şimdi onları ben hiç değilse bir iki doküman bulayım. O Başar Sabuncu'ya verdiğim yapıt ne oldu? Eşinin de öldüğünü haberini aldım. Yani o ne oldu mesela? Yani onu kim bulabilir? Ceren. Ceren, Alpagut. Yolu açılıyor. Evet, yani, hemen pazartesi başlıyoruz. Evet. Yani bu şeyi sevdim. Mesela gebe kelimesini ben çok kullandım. Hakikaten
kitabın bütünlüğü zaten bir şey, düz kitap değil. Düz kitap değil. Ben de kalkıp ilk baskısı geldi bana geçen gün. Yani şey, içinde bir şeyler kaynıyor. Yani öyle bir kitap. Onun için onu biz şey yapamayız. Yani duracak bir durumda değil. Mesela Cem Sevin Burak da yaklaştırıyor. Yani bunun üzerine bir kitap yapılır. Yani hakikaten bir kitap yapılır. Yani kalkıp Sinan'la Duykan üzerine bir kitap yapılır. Yani o bakımdan bu kitap halen gebe. Hakikaten. Bir de takım inanılmaz düz olmayan bir takım. Korkusuz yani şey, bir de en iyi devirlerimize rastladı belki. Yani en iyi yaşımıza, en iyi devirlerimize falan yaşadı gibi. Her şey böyle sıkıştığı zaman birdenbire kalktı. Hep bunu diyoruz zaten buradaki müzelere, oradaki müzelere. Yani ben çok konuşan bir adamım yani böyle şey bu meselelerde. Yani ya hakikaten pırlantılar doğurma zamanı şimdi yani. Bu kitap böyle oldu yani. Evet, gebe bir kitap. Yeni ürünler doğuracak bir kitap. Hakikaten zaman ilerliyor. Ben o kadar çok şey sormak isterdim ki şimdi o konulara girmeyeceğim ama Sevin Burak dediniz. Yani Sevin Burak üzerine sizinle konuşmayı çok çok isterdim. Bu kitap çok güzel anlatıyor. Okuyacak, alacak olanlar için söyleyeyim. Ölçek üzerine konuşmayı çok isterdim. Yani Selimiye'de geçirdiğiniz saatler, Selimiye'nin ölçeğinin insani bir ölçek olarak sizi kucaklaması ama mesela Ayasofya'nın ölçeğinin sizi ürkütmesi, Ayasofya ile o ilişkiyi tam kuramamanız, evet. Ama Ayasofya ile evet. Başka bir ilişki kurup hep eserinizde evet. Bir Ayasofya evet. Yüklü olması. Dediğim gibi bir 2015 Venedik Bienalindeki o iş Respiro üzerine ve belki onun gelecekteki yeni doğuşları üzerine konuşmak isterdim. Şimdi yavaş yavaş ama toparlamak istiyorum. Birkaç şey söyleyeceğim. Bir de konuyu izin verirseniz Hrant Dink'e getirerek bitirmek istiyorum. Çünkü Hrant Dink hem İstanbul'un bir parçası olarak hem bu kitabın bir parçası olarak hem sizin eserinizin içinde çok önemli yer tutan biri olarak işte bu programı 19 Ocak'tan birkaç gün önce yapıyoruz ve 19 Ocak'tan birkaç gün sonra da yayınlayacağız. 14 yıl oldu galiba. Biraz onu da anarak bitirmek istiyorum. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Belki biri Mart'a, belki hepinize. Beni de yanlış anlamayın. Hani biraz böyle şeytanın avukatı gibi. Şimdi olağanüstü değerli bir kitap olduğunu konuşuyoruz. Hiç ağır da değil. Çok insanı içine alıyor. İnsani ölçeği var. Öyle söyleyeyim. Sarkis'in anlattığı anlamda. Fakat tabii özellikle Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ni bilmeyenler için belki mesela bizim müdavimlerimiz açısından açıkçası pahalı da bir kitap. İster istemez. Yani değerinin üstünde bir fiyatı kesinlikle yok. Kesinlikle para biriktirmeye değer bir kitap. Sırf bu kitabı edinebilmek için. Ama şunu da sormak istiyorum. Hani başka bir formatta, belki elektronik, başka bir şekilde bu kitabı sunmayı hiç düşünür müsünüz? Yanlış bir soru da olabilir bu. Ama satın alamayacak insanlar tanıdığım için söylüyorum. Hemen de bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir niyetimiz var arkadaşlarımla. Bu kitaptan birkaç kopyayı kıraathanede kütüphanenin parçası olarak satın alıp bulundurmak. Ve en azından incelensin, isteyen gelsin, okusun, sayfalarını karıştırsın, içinde biraz zaman geçirsin, sağlamak gibi. İzninizle ben başlayabilir miyim? Elektronik kısmına girmeyeceğim ama fiyatlandırmalardan ki başlangıçta zaten Sarkis hiç bütçeleri konuşmadığımızdan söz etmişti. Hakikaten bu maliyet kısmını aslında kitabın kararını verirken hiçbir yerinde yoktu. Onu söylemek gerekir. Belirttiğiniz gibi zaten bu kapsamda bir kitabın fiyatı zaten ancak böyle olabiliyor. Ki
Kıraathane de ve Alpagut, Ayşe ve Cem de çok iyi bilir aslında kitap maliyeti hesaplama matematiği vardır. Zaten o matematiğe göre hesaplasak bunun tabii ki çok daha üstte olması lazım ama biz yine de bir anlamda bir şekilde erişilebilir olmasını istedik mümkün olan sınırlar içinde. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki öğrencilere, okullara özellikle yardımcı oluyoruz. Zaten hemen hemen her üniversitenin ya da kurumun kütüphanesine biz zaten kitapları ücretsiz temin ediyoruz. Ve araştırmacılar DreamArt'taki bizim kütüphanemizde de ya da bu çeşitli kitabı barındıran kütüphanelerde de bulabilirler. Ve sadece bu yayın özelinde değil, tüm yayınlarımızı aslında özellikle mümkün olduğunca çok kütüphaneye gönderiyoruz ki erişilebilir olsun araştırmacılar, okuyucular en azından bu şekilde takip edebilsinler diye. Söylediğiniz şey ben de yani halen devam ediyor ama özellikle tabii öğrenciyken pek çok konuda hani araştırma yapmak istiyorsunuz, daldan dala geçiyor. Kimi zaman sadece ders için, kimi zaman teziniz için. Bu baktığımız kitapların hepsini zaten her zaman almamız mümkün değil ama kitabın kendisine ulaşabilmek çok kıymetli oluyor. Yani buradan da şunu anlayabilir miyiz söylediğinden? Kıraathaneye de 5-6 tane kitap göndereceğinizi ve oradaki incelemeye yani, açılacağını. Tabii kütüphanelere evet. Dediğim gibi yani hani araştırmacıların kullanacağı şekilde kütüphanelere zaten gönderiyoruz. Sizinle de bu şekilde bu kayıttan sonra iletişimimizi devam ettiririz. Seve seve dediğim gibi zaten biz erişilebilir. Anlaşılmış soru değildi yani. Bülent kendiliğinden sordu bunu. Ama yok ben hakikaten o kadar değer veriyorum ki yani bizim de desteklememiz gerektiğini düşünerek de söyledim. Bunun dışında Hrant Dink'le bitirelim dedim. Hrant'a geçmeden önce kitapla ilgili söylemek istediğiniz, eksik kaldı dediğiniz bir şey varsa Alpagut Bey, Ayşe Hanım, Bülent, Cem. Ben kitapla ilgili değil ama çok minik bir şey ekleyebilir miyim izninizle? Lütfen, tabii. Kayıda başlamadan önce siz de sergiyi göremediğinizden söz etmiştiniz. Aslında Sarkis de sergiye gelmedi ama hep telefonla görüntülü kurduk. Şimdi tabii bugünün koşullarına biraz da adapte olarak uygun şekilde serginin online şekilde gezilmesi hala mümkün. Bunu da web sitemiz üstünden yapabilirsiniz. Sergiyi yaşatmaya devam ediyoruz bir şekilde. O anlamda belki hani kitaba bakarken sergiye de bir yandan bilgisayardan geziniyor olmak kitabı takip edenler için de keyifli olabilir. Evet, DreamArt'ın web sitesinde bu sergiyi dijital olarak gezmek mümkün. Evet, biz ilk yayınını bu konuşmamızın sayenizde çok güzel, kapsamlı olan bu konuşmanın ilk yayınını 21 Ocak'ta yapacağız. Hrant Dink'in ölüm yıldönümünden 2 gün sonra. Hrant Dink'in bu kitapta önemli bir yeri var. Sarkis sizin eserinizde tabii önemli bir yeri var. En son olarak da işte yani 2015'teki yine Venedik Bienali'nde de aslında bir yeri vardı, bir varlığı vardı ama 23,5 hafıza mekanı Sebat Apartmanı'nda yaptığınız bir tuz ve ışık, yanlış söylemiyorum inşallah adını, tuz ve ışık yerleştirmesi var. Orada bir şapel yarattınız. Onun da görüntülerini ekrana getiririz. Sizin yalnız bu kitaptaki iki ayrı cümlenizi okumak ve size Hrant'la ilgili bir soruyla bitirmek istiyorum. Biri soykırım, bu felaket meselesi konusunda diyorsunuz ki burada bir asırlık bir sıkışmışlık var, kilitlenmiş bir şey var. Bu kilitlenmiş şeyin açılması, nefes alması lazım. Sonuçta bunu yeşertmemiz gerektiğini hissettim ben. Pozitif duruma getirmemiz gerek. Bir bu laf. Bir de sonra Hrant'tan bahsederken Ermeniler arasında Hrant'tan başka kimse bir dil yaratmayı başaramadı diyorsunuz. Bu ikisi üzerine biraz konuşarak bitirmeyi rica ediyorum. Tabii siz
görsel olarak, yani görsel sanatlar alanında, çağdaş sanat alanında böyle bir dili kuruyorsunuz, sürekli kuruyorsunuz, yeniden kuruyorsunuz. Ama bir de bir yazar olarak Rant, doğrudan sözcükleri kullanan bir insan olarak Rant'ın diline böyle bir yer veriyorsunuz, paye biçiyorsunuz. Söz sizin. Şimdi yani çok uzun sürer tabii konuşmamız. Yani bu konuşmamız yani kitap üzerinde çok güzel konuşuldu. Yani benim 2015'teki Venedik Bienali'ne katılmam ya da ilk başta çağrılmam, benim seçilmem ve oradaki enstalasyonun üzerine çok 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 konuşmak lazım. Çok konuşmak lazım. Yani birkaç kelimelik bir durum değil bu. Ve hayatımın en zor sergisi oldu bu. En zor sergisi oldu. Hep bu lafı ederim. Kafamda patladı diyeceğim. Üç ay düşündüm. Kabul edeyim mi, kabul etmeyeyim mi? Sonra seçildim. Yani jürinin seçilmesinden söz etmiyorum. Bir seçilme durumu var. Yani kalkıp bir durumda bir adam seçilir. Yani kalkıp çok açık bir şekilde olmasa bile. Değil mi? Ben seçilmişliğimi kabul edene kadar, kendime kabul ettirene kadar çok zaman geçti. Yani bu bir kitaplık bir durum aslında bakarsan. Şimdi bunu her şeyi ceme bırakmak istemiyorum tabii. Bir yapıt yaratmam lazımdı. Yapıt yaratmam lazımdı. Çünkü bir asırdır yani bu lafı etmek çok zor fakat hiçbir yapıt yapılmadı gibi hissettim ben. Yapıt yani biliyorsunuz bir yapının nasıl oluştuğunu, değil mi? Ve çok çok yalnız kaldığımı hissettim. Çok yalnız kaldığımı hissettim. Ve korkunç çalıştım. Başka soykırımlar üzerine. Bunların nasıl dile getirilmesi üzerine. Mesela Lanzmann'ın şuası 8 saatlik bir film. En az da 5 kere falan gördüm. Çok kitap okudum. Şeyin söz ettiği, Cem'in söz ettiği Sebald'ın Ostalici'ni baştan sonuna kadar, ortadan başa kadar böyle okudum. Yani kalkın nasıl? Maalesef bu bir edebiyat eseri olarak, eserden bahsediyorum. Edebiyat eseri olarak Türkiye'de böyle bir eser yapılmadı. Tarihten bahsetmiyorum. Tarih yazılarından bahsetmiyorum. Musiki de olmadı. Şiir de olmadı. Mimaride durumu biliyorsunuz. Ve bunun yokluğu üzerine bir eser de yapılmadı. Bir yapıt da olmadı. Yalnızlık buradan geliyor. Yalnızlık buradan geliyor. Ve bunu yarattım. Yani bunu yarattım. Ve yarattığıma bunu bir eser olduğuna da inanıyorum. Aradan şimdi 5 sene geçti. O eser yerinde oturmaya başlıyor. Ve size güzel bir haber vereyim. Bu Respiro'nun baş elemanları, yani o ayna, iki taraflı ayna, hatta çocuklar yaptılar onu, Türkiye'den gelen çocuklar yaptılar. Ve gök kuşakları, o iki şey yapan, nefes alan gök kuşakları ve ses, onları biz
kırmaktan kurtardık onları. Yok o, çünkü kontratta bundan sonra kalktım onlar tabii yer yok, masraf, nakliyat falan onlar. Onları kurtardık. 2 sene bir depoda kaldı. Birisi onun sponsoru oldu. Sonra 3 sene başka birileri aldılar işlerine. Yani depo parası. Bir takım sergi projeleri vardı. O maalesef olmadı. Onun şeyleri siz kalkıp tahmin edebilirsiniz. Ve en sonunda 1 sene önce bunu ben bir müzeye bağış etmeye karar verdim. Ve şimdi söyleyebilirim. Bu bağış etmenin sözleşmesi üzerine konuşuyoruz. Ve bu olacak. Olacak. Ben bu bağışı Artel'e yapıyorum. Artel'e yapıyorum. Tabii karşılığında 0 para var. Hiç para yok ortada. Respiro Artere geliyor diye de bir haber vermiş oluyoruz. Doğru mu? Evet, vermiş oluyorum. Ve tabii bunun icra olacak. Şimdi şimdiki durumda 3 sene sonraya kalkıp böyle bir bunu sergilemesi, nefes alması durum. Çünkü orası müze programı falan var. Benim tek çekimliğim yaş durumu tabii. 3 sene sonra 85 yaşında oluyorum. Şimdiden kalkıp bunun nasıl icra edilebileceği üzerine hemen devreye girmemiz lazım. Yani aslında şey yok, keselim de doğrusu yok. Yani devamlı açmak lazım anlattığım gibi. Oraya gidiyor. 2015'te maalesef rant yoktu. Rant yoktu. Bir takım tabular vardı. Katalog söz konusu oldu. Dağıtılmadı. Raquel Dink'in yazdığı bir metin sansürlendi. Efendim? Raquel Dink'in yazdığı bir metin nedeniyle bir sansür vakası oldu diye hatırlıyorum. Evet canım. Evet canım. Sonra kalkıp o bir şekilde o kitabı o kitap çıktı. Bunun üzerine şey, detaya girmemek lazım. Fakat o şeyde sergide benim nereden çıktığımın bir vitrayı vardı ve güncel bir takım zamanlardaki İslam'dan bahsediyorum tabii Türkiye'den. Bir takım görüntülerin vitrayları vardı. Tabii Hrant'ın vitrayı vardı. Hrant'ın vitrayı vardı. Ve orada kalkıp yani ailesi falan geldi. Raquel'di, çocuklar falan. Muhteşemdi yani. Muhteşemdi. Muhteşemdi. Neyse. Şeyde o vitraydan Hrant'a ait olanı vakfın Rant'ın vakfının yerine gitti. Orada duruyor. Ve o 23,5 konusu olduğu zaman Raquel benden bir şey istedi. Raquel benden bir şey istedi. Tabii yani hiç bir sorun yok. Ve bunu aslında şapel gibi bir şey istedi. Aslında bakarsanız. Adı da Raquel'den geliyor. Tuz ve şey. Ondan geliyor. Ve böyle yani kalkıp yani şunu söylemek istiyorum ki devamlı sulamamız lazım. Yani bir şeyin kuruduğunu hissettiğimiz zaman bunu sulamamız lazım. Yani o kitapta tabii o şapel var. Vakıftaki altın ikonanın üzerine Raquel'in izi var, Rant'ın vitrayı var, şu var, bu var. Aslında büyük bir sevgilerin kalkıp seyahati var bu kitabın içinde. Bunu bulamak istiyorum. Yani
Ve onun için şimdi kalkıp ben Bülent'i aşağı yukarı her geldiğimde haftada 10 kere öperdim. Şimdi bir buçuk sene oldu. Alpagut Ayşe'yi de öyle. Ya Ceren'i de öyle. Cem'i fazla öpmedim. Yani nedense yani kalkıp fakat bundan sonra Yasemin yani, de yalnız. Yasemin de ister. Bundan sonra Yasemin de ister öpülmek. Ona göre. Yani Yasemin'i ben devreye koydum. Yani sen beni bak Bülent Yasemin'den sakladım. Evet. Evet artık mecburen açığa yani. Çıkardım. Mecburen. Evet evet biliyorum yani. Aferin size yani vallahi. Öyle yani. Aferin size. Yani sizde daha çok duygulanıyorum. Mesela ben şu Flammarion kitabını yaparken müthiş sinirleniyorum. Yani hatta geçenleri bırakacaktım. Kızım devreye girdi. O kurtardı yani hakikaten. Yani öyle fazla sinirlenen adam da değilim ama neyse canım şimdi. Cem valla kafana layık, eline layık. İnşallah hep böyle su gibi akarsın yani. Su gibi akarsın. Bülent'e söyleyecek çok şey var. Yani Yasemin o zaman sizi de öpüyorum ben. Sizi de öpüyorum. Biz de sizi çok güzeldi. Sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Bu su metaforuyla başladık. Nehir diye, şelale diye öyle de bitirelim. Evet. Sulamak lazım evet. Dediniz. Evet. Kurumasına izin vermemek lazım dediniz. Evet. Bu dilekle çok çok teşekkür ediyorum. Bütün kıraathanedeki bütün arkadaşlarım adına, kendim adına Sarkis, Bülent Erkmen, Ayşe Orhun Gültekin, Alpagut Gültekin, Cemileri, Ceren Erdem. Hepinize kitap için tekrar tekrar da elinize sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Çok öpüyorum.